29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günündeki o şenlikleri halk kendiliğinden organize etti. Ertesi yılsa 24 tarihli 986 numaralı kararnameyle Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atılarak ve planlanacak özel bir programla kutlanmasına karar verildi ve 1924 yılından bu yana ise Cumhuriyet'in ilanına yönelik özellikle 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Özel bir gün, Türkiye'nin kaderini değiştiren özel bir günden bahsediyoruz ve bu kapsamda da Cumhuriyet'in bugün 101. yıl dönümü ve şu anda da görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki o devlet erkanı da aslında bir yandan da bakıyorum Ekim 20 olduğuna, bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i görüyoruz. Yine hemen halkın arasında Adalet Sosyalı Yılmaz'da şu anda gözlemliyoruz. O yürüyüş devam ediyor. Bir yandan özel şu anda evet Arslan Yoldan o model elektriğinin ardından merdivenlerden şu anda Atatürk'ün ebedi sıratkağıtına doğru çıkış devam ediyor. Ebedi sıratkağıtına çıkış devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yine gelen heyet arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki o heyet arasında yer alıyor. Burada ilk önce saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı, ki öncesinde o ay yıldızlı motifli çelenk mozole bırakılacak. Daha sonrasında da İstiklal Marşı'nın sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindeki heyetle birlikte misak-ı milli doğru kişini sağlayacak. Burada bir defteri. Bir yandan bugünkü mesajlardan da bahsetmek isterim. Zira baktığımız zaman şu anda evet Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyeti gören, o içeriye gelen sınır sayıdaki ziyaretçi de onları alkışlarla burada karşılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir videolu mesaj yayınladı demiştik. O mesajında özellikle TUSAŞ vurgusu yaptı. TUSAŞ'a yönelik o terör saldırısına işaret etti ve savunma sanayimizin lider kuruluşu TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğruna gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz daima yaşayacaktır dedi. İnsan bir beşikte yurdu yaşatmak için kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için ifadeleri kullandı. Yine aynı şekilde 40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşlerimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkanlarımızı kullanarak artık gömmemiz gerektiğini biliyoruz ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün yine Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı'nda bir açıklaması vardı. 29 Ekim dolayısıyla yine orada terörle mücadele vurgusunda bulundu. Aynı Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi TUSAŞ tesislerine kadar gelip 5 kardeşimizi şehit eden teröristlerle, bölücü terör örgütüyle, terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklarla yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortaya ayasında buluşmaları mutlak bir akıbettir dedi. Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızamızdan da söküp atma, hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Şimdi evet, heyet şu anda Aslanlı Yol'daki yürüyüşünü tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Atatürk'ün ebedi sıratkağıtına doğru yürüyüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz 30 Ağustos'taki o Anıtkabir törenlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yoktu, ancak bu törenlerde şu anda yer alıyor. Yüksek yargı mensupları, kuvvet komutanlarının da yine buradaki törenlerde yer aldığını görüyoruz. Yine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yine bakanların da buradaki heyette yer aldığını, devlet erkanında yer almış olduğunu ifade edelim. Şu anda yine bir yandan bakıyorum, görüyorum evet Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da o heyetin içerisinde yer alıyor. Buradan şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına doğru o yürüyüş geçiş yapılacak ve ay yıldız motifli çelenk mozoleye bırakılacak ve daha sonrasında da Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçiş yapılacak. Tabi siyasi parti temsilcileri de var. Özellikle az önce gördük, İyi Parti, yine diğer partilerden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de siyasi temsilcilerin bu
Anıtkabir törenlerinde yer almış olduğunu ifade edelim. Şu anda da içeriye doğru geçiş sağlandı. Birazdan Mozele'ye Ay Yıldız motifli çelenk bırakılacak ve sonrasında da saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okunacak. Ve ardından da Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş yapılacak. Bu noktada tabii CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de açıklaması vardı. Özellikle bu 29 Ekim dolayısıyla doğrusu bir açıklaması vardı, yazılı açıklaması. Bu noktada Cumhuriyetimizin temelleri o kadar güçlüdür ki aradan geçen 101 yılda kuruluş felsefesinden sapma çabaları terör başta olmak üzere çok sayıda saldırıya, sayısız darbe ve darbe girişimine maruz kalmış olmasına rağmen dimdik ifadelerini kullandı. Yine Özgür Özel de o TUSAŞ'a yönelik o terörüne işaret etti ve ne Cumhuriyetimiz ne yurttaşlarımız teröre teslim olmayacaktır vurgusunda bulundu. Bu vesileyle 23 Ekim'de göz bebeğimiz TUSAŞ'a Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum adını kullandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Tabii buradaki törenler bugün bitmeyecek. Bugünkü törenlerin daha sonrasında buradaki doğrusu ziyaretçi süreci bitmeyecek. Sınırlı sayıda şu anda içeriye ziyaretçi alındı ancak saatler bu 11'in ardına, yani bu törenin sonrasında diyelim daha doğrusu, ziyaretçilere açılacak tamamen ve saatler 22'ye kadar Anıtkabir ziyaretçilerine kapılacak, tutacak. Bunu da bir dipnot olarak aktarmış olalım. Yine programlar kapsamında 29 Ekim tebriklerini kabul etme süreci de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul edecek. 15 şu anda evet mozoleye çelenk bırakıldı, yerleştirildi. Ay Yıldız motifli o çelenk şu anda bırakıldı. Ve birazdan saygı duruşu olacak. Ardından İstiklal Marşı ve akabinde de Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet geçiş yapacak ve burada Anıtkabir özel defterini Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalayacak. Şu anda saygı duruşu, akabinde de İstiklal Marşı. İstiklal Marşı okundu ve şu anda Cumhurbaşkanlığı beraber Erdoğan başkanlığındaki heyet buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne doğru geçiş yapacak. Buradan ayrılacak. Şu anda da çıkış gerçekleşiyor. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o
mesajlarıyla devam edecek olursak da özellikle isim vermeden bazı İsrail ve Batılı ülkelere, özellikle bazı Batılı ülkelere tepki gösterdi. Verdiğimiz mücadelenin gayesine özellikle ulaşmasını ne terör örgütleri ne yayılmacı heveslerle bölgemize kani ateşi bulamaya çalışan ne de onları destekleyenler, şaşırtan emperyalistler engelleyebilir ifadelerini kullandı. Şu anda da o geçiş sağlanıyor. O geçişin ardından burada Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Özellikle hem iç hem de dış gündeme dair önemli mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Şu anda da o, evet, bir yandan da özellikle sınırlı sayıda içeriye ziyaretçi alındı demiştik. O ziyaretçiler de şu anda gelen heyeti alkışlarla karşılıyor. Alkışlarla heyetin geçişini karşıladı. Tabii bu noktada özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o mesajlarıyla devam edecek olursak da özellikle binlerce yıllık devletler cins evimizin ebedi halkası olan Cumhuriyetimizin bahanesi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere devletimizin kurucu kadrolarına şükranla yad ediyorum dedi. Şehitlerimizin ruhları şad olsun ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yine bir paylaşımda bulundu bugün. Bize miras bırakılan Cumhuriyetimizi bağımsızlık ruhu ve milli dış politika vizyonumuzla dünya sahnesinde daha da ileriye taşımakta kararlıyız vurgusunda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan da bir mesaj vardı. Bu noktada özellikle birlik ve beraberliğimizin kıymetini bir kez daha idrak ettiğimiz bu bayramda Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere Cumhuriyetimizin temellerini atan fedakar ecdadımızı rahmetle anıyor ve Cumhuriyetimizin paydaş olmasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalıyor. Birazdan da o iç ve dış gündeme dair önemli mesajlarını buradan açıklayacak, konuşacak. Buradaki süreci paylaşmış olacak. Şu anda buradaki özellikle yine ifade edecek olursak da 11'den sonra, yani buradaki törenlerin 11'de başlamış, buradaki törenlerin bitiminin ardından da daha sonrasında ziyaretçilere açılacak. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bu gurur günümüzde ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli mücadelenin Cumhuriyet'in ilanıyla taşlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere de rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Tören bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Arz edin. Sun. Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nde
özel defteri imzalama süreci tamamlandı. Bugünkü törenler artık an itibariyle özellikle Anıtkabir'deki o resmi tören süreci tamamlanmış oldu. Bundan sonra Anıtkabir ziyaretçilere tamamen kapısını açacak ve saatler 22'ye kadar da devam edecek. Şu anda da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışıyla birlikte buradaki ziyaretçilerini onu alkışlarla karşıladığını ifade etmiş olalım. Burada tabii özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına baktığımız zaman buradan daha sonrasında 15.30'da bir program var TUSAŞ'ta. Özellikle o TUSAŞ'taki programda Gökbey helikopterinin teslim süreci olacak. Onun öncesinde saatler 13'te 29 Ekim dolayısıyla tebrikleri, 29 Ekim dolayısıyla tebrikleri kabul edecek ve daha sonrasında da 17.30'da bir resepsiyon olacak. 19'da da bugün itibariyle artık program tamamlanmış olacak. Ankara özelinde yine bir dipnot olarak aktarmış olalım. Burada özellikle bir kortej yürüyüşü de var. O kortej yürüyüşü de saatler 14.30'u 14 ile 14.30 arasında olacak ve meclisten birinci meclise kadar, yani Kurtuluş Savaşı meclisine kadar yürüyüş gerçekleşmiş olacak diyelim ve buradan sözü tekrar size bırakalım Burçak.